Jungle. Şimdi Cezayir'e 45 dakika sürecek. Yani 38 dakika kalmış. Ben bu arada 2-3 tane hafif büzüşmeye yüz tutmuş elmalarım vardı. Onların kabuklarını soydum, parçalara böldüm. Şimdi onu rendeleyeceğim ve sizinle değişik başka bir şey yapalım bu arada. Bu daha çabuk oluyor. Önce bir elmaları rendeleyelim. Bende 3 tane elma var. Siz arzunuza göre bakalım kaç tane çıkacak bilmiyorum. Elmaları rendeledim. Görüyorsunuz rende, şöyle rendeyle yaptım. İlk önce küçükle yapacaktım, sonra büyükle yapmaya karar verdim. Bunlara da makinalarım olmasına rağmen çabuk olsun diye hemen bu torbanın içinde merdane yardımıyla bir paket bisküviyi ezeceğim. Şimdi bu ezmiş olduğum bisküvileri bu elma karışımının içine şöyle boşaltalım. Bisküvitle elma karışımının içine şimdi isteğe bağlı tarçın, fındık, fıstık ne istiyorsanız, benim elimde böyle bir ceviz dolgusu, yani böyle cevizli çöreklere falan kullanılıyor. Hazır un haline getirilmiş ceviz ve şeker karışımı var bunun içinde. Şimdi ben bunun hepsini buna döküyorum arkadaşlar. Şimdi bir tatlı kaşığı da tarçın ekleyelim. Tarçını da ekledim. Şimdi bunu böyle güzelce ne yoğuralım ve güzel bir hamur kıvamına getirelim. Güzel bir hamur kıvamına geldi. Şimdi bunları istediğiniz büyüklükte top top şekil verip böyle bir tepsiye, ilk önce şunların içine, bilmiyorum adını, kağıtların içine koyayım dedim. Hani alması daha rahat olsun diye, ama çok büyük de yapmak istemiyorum topları. Onun için böyle küçük küçük buraya toplar yapacağım. Sözde küçük yapacaktım, gene büyük büyük oldular. Ara sıra ellerimi ıslattım çünkü çok ele yapışıyor. İlk defa deniyorum bunu. Şimdi bunun üstüne bir streç folyo sarıp biraz buzdolabına koyacağım ki donsun. Bu arada 12 dakika kalmış cezeryemize. Bakalım durum, vaziyet nedir? Evet, pişiriyor. Havucun iyicene şekerini çıkarttırıyor. 12 dakika sonra buradan devam edelim. 45 dakika geçti ve bu öttü. Diyor ki bu karışımı bisküvit ve cevizin içine dök diyor. Biz yine burada yıkamış olduğumuz Ken'in kabını alalım ve bunun içine ikisini boşaltalım. Döktüm. Şimdi bunu diyor ki güzelce karıştırın ve 1 saat oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Şimdi ben bunu güzelce karıştırayım ve 1 saat aşağı yukarı dinlendireyim. Şimdi arkadaşlar, önceden tencere tavam varmış. Ben şimdi buraya çikolata koydum. Bu çaymatiğin üstünde, altında şimdi su kaynamaya başladı. Benmari usulü burada süt ve çikolatayı eritiyorum. O elmalı bisküvi yaptım ya topları. Bu eriyene kadar onlar buzdolabında dursun. Ondan sonra bu eriyen sostan üstüne dökeceğiz o topların. Radyoda o kadar güzel şarkılar çalıyor ki arkadaşlar. Her neyse, şimdi ben bunu tekrar bu kağıtların içine koymaya karar verdim. Zaten yarım saat geçti. Çikolatayı da eritiyorum zaten. Bunları geçireyim, dizeyim. Ondan sonra da üstüne çikolata dökelim. Şimdi yanmadan bunları böyle aldım. Biraz da bu tabağa aktardım. Orada cezeryem soğuyor. Süt ve çikolatayı dediğim gibi erittim. Şimdi bakalım damlatmadan şöyle şunların üstüne
Teker teker. Çikolata. Dökelim. Sonra da işte fındık, fıstık, arzunuza göre kokos, ne istiyorsanız süsleyebilirsiniz. Ben bitireyim bunları, sonra gene görüşürüz. Yani bunlar şeye benzedi, yalancı profiterollere benzedi. Görüntü o. Çikolatayı üstüne döktüm, çam fıstığı tozu vardı, onları da serptim. Şimdi buzdolabına koyayım. Burada da kalanlar, bunlar soğusun. Bunların işi bitti. Bu cezeryenin soğumasına, yani tarife göre 10 dakika kısa kaldı. 10 dakika sonra arkadaşlar bunu folyoya top halinde buzdolabına koyacağım ve 3-4 saat orada soğuyacakmış. Ondan sonra da top haline getirip kokosa bulayıp bu da bitmiş olacak. Çeker miyim? Belki çekerim gene. Şimdilik görüşürüz. Böyle folyoya sardım. Şimdi 3-4 saat buzdolabında dinlensin. Ondan sonra küçük toplar haline getireceğiz. Bir pazar sabahına günaydın. Sabahı derken saat zaten olmuş 11. 9-9.30 gibi kalktım. Bugün iyi uyudum. Ve arkadaşlar dışarıda bakın kar yağıyor. Şöyle çevireyim. Ama yani çok ince 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 bir şekilde. Şimdi dün gece ben bunu beklemedim. Bu sabaha kadar bekledi arkadaşlar. Şimdi ben bunlardan küçük toplar yapacağım. Kokosa bulayıp tabağımıza servis edeceğiz. Öbür dün yaptığımı öbür baya bir beğenildi. Yani baya bir derken şöyle şu tabağın yarısı gitti. Kürşat löp löp attı ağzına. Şimdi bakalım bunu yapalım ve deneyelim. Cezeryelerimiz bitmiştir. Aslında bir ara düşündüm bunu, dedim yani normal böyle tepsiye düz yaysam, içine de böyle kesilmiş büyük parça fındık yerleştirip kessem diye düşündüm. Ama vazgeçtim, böyle yaptım. Yani bir kerelik yeter bir aileye. Deneyin derim. Dediğim gibi şu benim Barbie'den olmasa da yapabilirsiniz. O sadece bir kolaylık. Havucu pişiriyorsunuz şekerle. Aslında basit bir şey. Hadi bize afiyet olsun. Çok sevgili izleyicilerim. Gökiz Happy Life yollarda. Saatimiz 4. Ufak kardeşime gidiyorum. 21'e kadar vaktimiz var. Saat 21'den sonra hepimiz kabağa dönüştüğümüz için evlerde olmamız lazım. Yasaklar var. Gerçi yasaklar ne için var? Çiğnenmek için var. Her neyse kardeşime gidiyorum. Dün yaptığım mükemmel Turkish Delight'lardan tatmalarını istedim. Bir pakette yengeme yaptım, büyük abime. Onun oğlu bizdeydi. Ben şimdi dediğim gibi kardeşime gidiyorum. Bizden bir 20 kilometre falan uzaklıktalar ama benim halime bakın. Erkan'ı dinlemedim. Erkan dedi ki Audi al. Hayır dedim, ben dedim Smart'ı alacağım. Smart'ı seviyorum çünkü. Ama çevirdim mi? Hayır çevirmedim. Şimdi çevirdim. Sileceklerimin sigortası attı. Sileceklerim çalışmıyor arkadaşlar. Bu arada her yer kar. Her yer harika. Bembeyaz, tertemiz. Ama dediğim gibi benim sileceklerim çalışmıyor. Tepemde de karlar var. Hadi onlar neyse de. Önümü gördüğüm kadar gideceğim. Olmadı bir yerde duracağım artık. Bir şekilde temizleyeceğim. Şimdi oradaki benzinlikte bir yıkarım. Hiç olmazsa geri dönüşe temiz olsun.
Öyle işte arkadaşlar. Dedim gideyim bir değişiklik olsun. Oturalım biraz muhabbet edelim. Falan filan. Yarın evdeyim. Yarın evdeyim. Erkan da evde. Salı günü iş başı. Onun için bugünü değerlendirmek lazım. Sizleri öpüyorum. Gün içerisinde görüşmek üzere. Bir pazartesi sabahından hepinize günaydın. Bugün biz izinliyiz Erkan'la beraber. Yarın işbaşı, salı günü işbaşı. Saatimiz 9.11. Saat, bu gece saat 3 gibi uyandım. Kalktım, oturdum, sonra gene yattım. Sonra saat 7 gibi uyandım. Köpeklerle dışarı çıktık. Dışarısı hala bembeyaz. Şöyle göstereyim. Yani bayağı bir gece kar yağdı. Ama gidecek gibi duruyor gene. Şimdi biz beraber pizza poğaça. Hani böyle Türkiye'de satılır ya, böyle yuvarlak. İçinde işte peynir, biber falan olur, sucuk olur. Öyle bir şey yapalım. Bunun için kemik kullanacağım. Bardak ölçüm bu. Bilmiyorum ne kadar, yani bu bardağı kullanacağım. İlk önce şimdi kenin içine yarım su bardağı zeytinyağı ekleyelim. Şöyle ölçü böyle, yarım su bardağını zeytinyağı içine ekledik. Şimdi aynı bu bardakla bir bardak yoğurt ekleyelim. Böyle tepeleme dolusu bir bardak yoğurt. Yoğurttan sonra bir paket kabartma tozu. Bir paket kabartma tozu dedik. Onu da içine ekleyelim. Şimdi içine bir bütün yumurta ve bir yumurtanın da akını, çünkü sarısını üzerine kullanacağız. Onu da ekleyelim. Bir bütün yumurta ve bir yumurtanın sadece akını ekledik. Şimdi buradan dökmeden bir tatlı kaşığı tuzu da ekleyelim. Bunu bir yoğuralım. Ardından 3,5 su bardağı un ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu yoğurdu burada yoğururken içine böyle aynı ölçü 3,5 su bardağı su ekleyelim. Yavaş yavaş yoğurmaya da devam etsin. Bu haznesinden şöyle 3,5 su bardağı arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurdu arkadaşlar. Ben zeytinyağından toparladım. Şimdi bunun üstünü kapatayım. 10 dakika bir dinlensin. Bu arada sivri biber, kırmızı sivri biber, yeşil sivri biber, biraz sucuk, beyaz peynir, rende kaşar. Bunları bir kapta birleştirelim. Şimdi hamurumuz burada duruyor. Bir 10-15 dakika oldu. Burada yarım kalıp beyaz peynir, yarım paket rende kaşar, 3 tane galiba sosisim vardı, onları kestim. Bir tane sucuk kestim. Yeşil biber 2 adet, bir adet de kırmızı sivri biber. Bunların hepsini ufak ufak kestim, karıştırdım. İçini hazırladım. Şimdi bu kenarda dursun. Hamurumuzu alalım. Hamurumuzdan küçük küçük işte böyle nasıl diyeyim, kahve fincanı tabağı olur ya, onun kadar açalım. Ortasını böyle bir havuz yapalım. Harcından koyalım. Fırını da 180 dereceye ayarlayayım. Yine görüşürüz. 4, 8, 12 tane bir tepsiye böyle küçük küçük yerleştirdim. Sıvı yağ yardımıyla böyle küçük hamur topları yaptım. Elimle böyle bastırdım. Hafif bir havuz. İçine karışımdan koydum. Kenarlarına yumurta sarısı sürmeye çalıştım. Şimdi bu tepsiyi
fırına verelim bakalım. Ben diğer tepsiyi geçeyim. Çünkü daha içim de var, hamurum da var. Hadi bakalım. İkinci tepsim de bitti. Aynı şekilde 4, 8, 12 tane, yani 24 olmuş oldu. Burada çok az harcım kaldı. Onun içine kalan yumurtanın sarısını da döktüm. Şimdi bunu ekmeğin arasına koyup tost makinesinde tost yapacağım. Fırındakiler bitmek üzere. Güzel bir koku çıkıyor yukarıya. Bakalım çıkınca tekrar gösteririm. Böyle kalan harcı 3 ekmeğe böldüm. Üstlerini kapağını kapatıp şu altta gördüğünüz tost makinesinde yapacağım. Ama şimdi beraber şunları bir çıkaralım. Valla güzel oldu. Şimdi diğer tepsiyi koyalım. Tamamdır. Bunlar da pişsin. Evet arkadaşlar, sonuç bu. Şöyle mini pizzalar yapmış bulunmaktayım. Şimdi bunları da tost makinesine atalım. Ve hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar öyle güzel olmuş ki Sıla'yla Pars masanın yanından ayrılmıyorlar. Tekrar göstereyim. Bu da tostumuz. Diğer tepsi fırında. O da pişiyor. Vallahi yani el cihazlarıma sağlık. Efendim, ben her seferinde diyorum ki burada günlüğü bitireyim, çok uzun oluyor. Yani derleyip toplayınca bir bakıyorum ki gene 20 dakikadan aşağı değil. Onun için şimdi ben tekrar bu günlüğü bitiriyorum. Kaç dakika olduğunu göremiyorum. Anca birleştirince görüyorum. Artık ne çıkarsa bahtınıza. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir video günlüğünde görüşmek üzere. Beni takip edin. Beni sevin. Beni özleyin. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Özlüyorum. Hatta sürekli yorum yazanlar. İşte Handan ablam olsun, Sezgin ablam, işte Sevda, Sagopa özellikle. Sagopa yoktu birkaç günden beri. Dün ona özelden yazdım, dedim iyi misiniz? İyilenmiş. Bir sıkıntı yokmuş. Yani yokluğunuz fark ediliyor efendim. Beni dediğim gibi sevin, özleyin. Evet, o kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.